Mitinge başkent Washington'un yanı sıra Virginia, Maryland ve New York ve New Jersey, hatta Delaware gibi çevre birçok eyaletten de katılım oldu. Amerika'daki 150'ye yakın kuruluşu çatısı altında toplayan Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği bir mitingdi bu ve Türklerle beraber Amerikalı Müslümanlar, Türkiye dostu, farklı milletlere mensup kişiler de katıldı bu mitinge ve yaklaşık 1000 kişilik bir grup ellerinde Türkiye bayraklarıyla Beyaz Saray önündeki meydanı doldurdular ve Türkiye'deki darbe girişimini protesto ettiler. Aralarında 3 partinin temsilcilerinin de yer aldığı katılımcılar bulunuyordu bu mitingde. Aynı Türkiye'deki Yeni Kapı'daki demokrasi mitingi gibiydi. Burada da partiler üstü bir miting yapıldı Beyaz Saray önünde. Sadece hükümetteki, iktidardaki partiyi destekleyenler değil, Türkiye'de demokrasiye inanan ve darbeye karşı olan herkes katıldı bu mitinge de. Türkiye'de birlik beraberlik mesajları verildi mitingde. Ellerindeki pankartlarda her şey vatan için, şehitler ölmez, vatan bölünmez, terörist FETÖ şeklinde sloganlar da atıldı pankartların yanı sıra. Ve Amerikan yönetimine Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmesi çağrısında bulundular mitinge katılanlar. Ve Türkiye'deki darbe girişiminde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı bu miting ve toplu olarak dua edildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da miting alanına geldi ve katılanlara teşekkür etti. Ve miting sırasında bizim Amerika'nın sesinin sorularını da yanıtladı Kılıç ve Beyaz Saray önündeki mitingin Türkiye'nin Amerika'da yalnız olmadığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul Yeni Kapı'da bütün siyasi partilerin ve her siyasi görüşten, her etnik geçmişten, her mezhep ve meşrepten vatandaşların katılımıyla gurur duyulacak bir tabloya tanıklık ettiklerini ifade etti. Büyükelçi ayrıca bugün burada olan yine Amerika'daki 3 siyasi partinin temsilcilerinin yaptığı çağrı doğrultusunda da Türk demokrasisine sahip çıkmak yolunda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan çağrıya cevap vermek, Türk halkıyla ve Türk demokrasisiyle dayanışmayı sergileyebilmek için gerçekleştirilen bir gösteridir dedi Büyükelçi Kılıç. Ayrıca Gülen'in iade süreciyle ilgili de konuştu ve şu mesajları verdi. Benim görebildiğim kadarıyla Amerikan makamları bu konuda iyi niyetle ve Türkiye'nin işbirliğine açık bir şekilde çalışmada içerisindeler. Ve ben de aklı selimin galip geleceğini düşünüyorum. Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verilmeden bu süreç olumlu bir şekilde tamamlanacağını umut ediyorum dedi. Ve önümüzdeki dönemde Türkiye'den buraya bir takım heyetler gelebilir. Buradan da Türkiye'ye bir takım heyetler gidebilir. Önemli olan iyi niyetle Türkiye'den yükselen bu güçlü çağrıya kulak verilmesi ve o çerçevede de gereğinin yapılması. O konuda da ben açıkçası en azından sergilenen işbirliği bağlamında umutlu olduğumu söylemem lazım dedi. Washington'daki mitinge katılan vatandaşlar da Türkiye ve Türk halkına destek mesajları verdiler. Amerika'yı da Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeye çağırdılar. Amerika'da yaşayan Türkler açısından durum böyleydi. Peki Amerikan basınında o Türkiye'deki büyük miting, yeni kapı mitingi nasıl yer buldu? Ona da kısaca değinecek olursak Wall Street Journal gazetesiyle başlayalım. En geniş olarak o yer verdi zira Türkiye'deki Yeni Kapı'daki deniz kenarındaki o mitinge, özellikle deniz kenarındaki o yansıyan Türk bayraklı tablo bütün Türk Amerikan gazetelerinde bu habere yer veren gazetelerde dikkat çekilen konu oldu. Başlığında da şu yer aldı Wall Street Journal'ın. Türkler engellenen darbe girişimini kutlamak için toplandı başlığını kullandı ve İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi rakiplerin ve ülkenin genelkurmay başkanının yanı sıra 1 milyondan fazla kişinin eşlik ettiği belirtildi haberde ve bu sayı mitinge katılım dikkat çekici olarak nitelendirildi haberde. Özellikle altı çizilmişti bunu, mitinge olan katılım sözcüğü. Erdoğan'ın şu görüntü var ya, işte bu görüntü inanın bana ülkemizin düşmanlarını en az 16 Temmuz sabahı kadar üzmüştür, kahretmiştir. O geceyi, o darbeyi engellemek için hayatlarını tehlikeye atan insanlar, meydanları dolduran insanlar vardı. Şehitlik ve gazilik şerefine nail oldular. Sözlerine yer verildi Wall Street Journal gazetesinde ve onun dışında da Amerika'nın hemen hemen tüm gazetelerinde geniş yer buldu Yeni Kapı mitingi. Gazetelerin pek çoğu Associated Press haber ajansının geçtiği haber ve fotoğraflarla duyurdu haberi. Ve mitingin partiler üstü bir miting olduğuna vurgu yapıldı özellikle ve sadece iktidar partisini destekleyen kişilerin değil, diğer partilerin sempatizanlarının da darbeye karşı birliktelik mesajları verdiği yazdı birçok gazetedeki haberde. USA Today'yi biraz örnek verecek olursak, Amerika'nın bütün eyaletlerinde basılan bir gazete bu. Geniş kitlelere ulaşan bir gazete ve Türkiye'de kitleler darbeye karşı hükümeti desteklemek için bir araya geldi. Demokrasi mesajı verdi başlığıyla duyurdu bu gazetede. Yine Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Chicago Tribune'de mitingi İstanbul'da deniz kenarında darbeye karşı
dev miting başlığıyla verdi. Yeni Kapı mitinginin bir bayrak şölenine dönüştüğünü yazdı. Erdoğan'ın yanı sıra Atatürk'ün resimlerinin de bulunduğu, bayrakların bulunduğu vurgusu yapıldı. Dediğim gibi pek çok gazetede geniş bir şekilde yer buldu Yeni Kapı mitingi. Sayı verildi. Birçok partiden katılımcının, birçok partiyi destekleyenlerin de katıldığının altı çizildi ve Yeni Kapı mitingi dediğim gibi Amerikan basınında da dünyada olduğu gibi yer buldu. Ayrıca Türklerin buradan verdiği mesajlar da böyleydi. Hafta sonunda darbeye karşı birlik mesajı verdi Amerika'da yaşayan Türkler de.